Türk, İran, Yunan ve Orta Doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan tahin, öğütülmüş susam tohumlarından elde edilmektedir. Bulundurduğu bileşenler ile inanılmaz faydalar sağlayan bu besin, özellikle sabahları bir kaşık tüketildiğinde vücudumuzu birçok hastalıktan korumaktadır. Tahinin faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl ve ne kadar tüketilmelidir? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Bir kaşık tahinin faydaları nelerdir? Düzenli tahin tüketimi beyin sağlığımızı geliştirir. Tahin, sağlıklı omega 3 ve omega 6 yağ asitleri ile doludur. Bu yağ asitleri vücuttaki sinir dokularının gelişimini arttırır ve bu da beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca Alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatmada oldukça etkilidir. Özellikle konsantrasyonu arttırır ve odaklanamama problemlerini en aza indirir. Tahin, kalp sağlığımız için oldukça önemlidir. İçerisinde bulundurduğu bileşenler ile damar ve kalp sağlığımız için çok faydalıdır. Son yapılan araştırmalara göre omega 3 yağ asitleri sadece vücuttaki kolesterol seviyesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda iltihap kaynaklı kardiyovasküler hastalıkların tedavisine de yardımcı olur. Ayrıca tahinin içerisinde yer alan magnezyum minerali yüksek tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir. Bu neden ile uzun vadede çok daha sağlıklı bir kalbi desteklemiş olur. Bunun yanında tahin vücudumuza birçok antioksidan sağlar. Bir kaşık tahin tükettikten sonra vücudumuza aldığımız en önemli minerallerden biri de bakırdır. Bakır, ağrıları hafifletmede ve şişkinliği azaltmada oldukça önemli bir mineraldir. Ayrıca astım hastalarında hava yollarının genişlemesine yardımcı olur ve akciğer fonksiyonlarını arttırarak daha kaliteli bir solunum sistemine destek olmaktadır. Tahin, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Tahinin içerisinde bol miktarda bulunan demir, selenyum, çinko ve bakır bağışıklık sistemine ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır. Bu zengin vitamin ve mineral havuzu ile virüs ve bakterilere karşı vücudumuzun güçlü tepkiler vermesine yardımcı olan en etkili besinlerden biridir. Bununla birlikte tahin öksürüğü keser ve balgam söktürücüdür. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda pamukçuk adı verilen ağız içi yaralarının da tedavisinde oldukça etkilidir. Tahin, saç ve cilt sağlığını destekler. İçerdiği bolca vitamin ve mineralden aldığı güçle saç ve cilt sağlığını desteklemektedir. Düzenli olarak kullanılması durumunda sağlıklı ve parlayan saçlara sahip olmak mümkündür. Aynı şekilde cildin beslenmesine de katkı sağlayan tahin, antioksidan özellikleriyle cildin temizlenmesini, hücrelerin yenilenmesini, ölü derinin üst tabakadan atılmasını kolaylaştırmaktadır. Tahin, kemik ve mineral yoğunluğumuzu artırır. Bakır, fosfor, kalsiyum ve demir gibi çeşitli mineral profilleriyle kemik yoğunluğunu arttırmaya ve kemik problemlerinin önlenmesine yardımcı olmaktadır. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için tahin. Yüksek oranda vitamin içeriğine sahip olan tahin, mide ağrılarına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler. Tahin, mide dostu besinlerdendir. Midede oluşan birçok problemin üstesinden gelmektedir. Özellikle şişkinlik sorunu yaşayan insanlar için ideal bir besindir. Kansızlığa karşı tahin. Tahinin ham maddesi olan susam, demir bakımından oldukça zengindir. Kansızlık, bir başka deyişle anemi sorunu yaşayanlar günde bir kaşık tahin tüketerek demir ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılayabilirler. Bunun yanında tahin, vücutta oluşan toksinleri dışarıya atar. İçerisinde bulunan C vitamini ve diğer birçok yararlı madde sayesinde güçlü antioksidan özellikler gösteren tahin, zararlı maddelerin vücuda girmesini önlemekle kalmayıp hali hazırda var olan zararlı maddeleri de hızla vücuttan uzaklaştırmaktadır. Peki, tahin kilo mu aldırır yoksa kilo mu verdirir? Sağlıklı zayıflamak için tahin güvenilir bir kaynaktır. Sindirim süresinin uzun olması nedeniyle kan şekerini yükseltmeden uzun süre tokluk sağlamaktadır. Ancak faydalı yağlar ve proteinler içeren tahin bulundurduğu bu bileşenler nedeniyle kalorisi yüksek bir besindir. Bu neden ile bilinçli tüketmek oldukça önemlidir. Gereğinden fazla tüketilen tahin vücutta kilo alımına sebep olabilir. Bu da bilinmesi gereken bir gerçektir. Tahinin ideal kullanımı günde bir kaşıktır. Tahini özellikle şeker yerine keklerde, tatlılarda ve kurabiyelerde kullanarak kendinizi daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Özellikle yağ yaygın olarak kullanılan tahin ve pekmez karışımında pekmezin şeker oranından dolayı tahinin içine az miktarda eklenmesi mantıklı olacaktır. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza tahini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.